Tarikat. Yani burnumu sokacak kapasitem olmadığının farkındayım da ne kültü ya şimdi? Ya işte boş ver diyor kadın. Bizim harcımız değil yani bu kadar. Aynen. Yani sonuçta Düşünsene. hani dünya Feron üzerinde bir sürü o şekilde kötü kült var. Ne yapacaksın? Hepsine gidip şey mi yapacaksın? Neydi o? Ülkelere işte ne bileyim şehirlere vesaire şehir devletlerine falan şikayet mi edeceksin? Nereye kadar yani? Yemini, dünyayı yozlaşmaktan kurtarmak için dostumuz altında bir... Ya işte sen yapabiliyorsan yap ama gidip de başkasını maşa olarak kullanma. Hani benim orada demeye çalıştığım oydu. Sen yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. O zaman niye başkasının hani hayatını tehlikeye atıyorsun? Dünya Vallahi bizim ben hayatımız kayda tehlikeli. başladım bu arada. Sürekli şeyleri kurtarmak için biz de gücümüz yetmediğinde kenara mı çekilelim gücü yeten birine söylemek varken? Öyle şey mi olur? Öyle şey olur aslında yani. Bence olmaz. Vallahi en son gücümüz yeter diye gazlanıp gittiğimizde canavarlardan kendimizi zor kurtarmıştık hatırlarsanız. Evet ya o çok Ne farklı bir zaman o olay ya? yani ne alakası. Ne zaman o dedi? Nasıl? Ne O zaman? korkuyla uğraştınız ya. Ya Erdem olayı sana bir türlü anlatamadım. Ben orada tamamen dini meselelerden gittim. Yok be, Hani onu demiyorum yani. Hani meseleden çok şey demek istiyorum. Biz adamın veya o kişiler ne kadar güçlü olduğunu kestiremiyoruz. yok yani Ben kimse kestirmeden gittim. Yoksa gitmezdim yani. Yok kendimi abi. kanıtacakmışım, edecekmişim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani aslında gayet durum gayet keskin. Kestirilmeyecek bir durum yok. Yok o zaman için Orada canım. o zaman da kestirilmeyecek bu durum yoktu. Bundan çok daha önce Desire size bunu söylemişti. Bakın arkadaşlar burada bir tane daha kara turlu var. O kara turluya ne siz bulaşın ne ben bulaşayım. Ben de bulaşmam, kimse de bulaşmaz. Kimseyi de bulaştırmayın, kurcalamayın şu herifi. Kurcaladıkça çünkü boka batıyoruz diye bunu Desire net olarak söylemişti. Hani ondan sonra siz Karatürlü'yü şahsen gördünüz. Adamın ne kadar pislik bir şey olduğunu gördünüz. Hala daha yok gidelim şeye söyleyelim yok şeye söyleyelim. Karatürlü dönse siz miydiniz lan beni işte söyleyen dese sizi arasa bulsa ne yapacaksınız? Dövüşeceğiz abi, ne yapacağız? Öleceğiz ama Yok yapacak bir yok şey yok. dövüşmeyeceğiniz orada öleceğiniz direkt. Tamam abi yani, ne yapalım? Hani size zaten o iki tane net uyarı verildi. Birincisini Desire söyledi. İkincisini zaten gözlerinizle gördünüz. Yalnız olan o Vixen Tamam oldu ya abi, ne güzel. dondum. Yani. Ama Alo. Efendim. geliyor sesim geliyor. Alo. Ben bu kara turlu elemanla karşılaşabileceğimiz, kapışabileceğimiz seviyeye gelmek için çok zaman geçeceğine inanıyorum. Karşısında hayatta kalabilmek için onu yenebileceğimiz seviyeye gelebilecek miyiz asla? Yani umudum var demek ki öyle konuşuyorum. Bu dediğiniz şeye benziyor arkadaşlar. Yani şu andaki işte ne kor bilenmek gibi bir şey yani. Arkasında o kadar adam olan birine hani gidip de bilenmenin ne manası var? Çünkü ben bunu daha önceki birçok player'ımda yaşadım. Benim oyuncular da eski oyuncular da aynı şeyi yapıyorlardı. İşte ben bu adama çok bilendim. Ben bu adamı bir dahakine aklıma kazıyorum. Bulacağım bu adamı indireceğim falan. Kaç tane adama aynı şeyi söylediler yani. Ya yine Yok abi öteki be. hani bu quest'i yapamayacaksak unutalım arkamızda bırakalım demek biraz bilgisayar oyunu oynamak gibi oluyor. İlla karakterlerin aklında bir şeyler kalacak yani illa. Levelin yetmiyor çünkü. Hayır yani Kalsın. işte yaşadıkların aklında kalacak hani geçmişe dönüp bir şeyler yapmak isteyeceksin. Öteki türlü quest yapmak oluyor. Zaten Vallahi. kalsın yani aklınızda kalsın. Benim burada göstermeye Ya çalıştığım şey işin masaüstü şöyle bir konuşuyorum. olayı var. Asla unutmayacağım bu adamı. Beterin beteri vardır. Öyle her şeye hani bulaşmak doğru değildir. Hani Ya. çünkü player'ların yaptığı en büyük hata DM çıkartırsa biz bunu keseriz kardeş. Bu hikaye Yok. öyle bir şey yok. Ya Kaan abi diyor ki ben Kes fark size et. save game'le
RPG oynatmıyorum. Witcher gibi. Ben size Dark Souls oynatıyorum diyor. Dark Souls. Ay. İstemem. Değil mi? Öyle deme. Gibi daha da kötü hatta. Bir hani de, gidince tabii, gidiyor. Bir de tabii burada en önemli olay, daha önce de yaşadığınız gibi ikinci kez yaşıyorsunuz aynı davayı. Yaptığınız her şeyin bir konsekvensi, yani ardından gelen bir efekti olabilir. Siz bilmeseniz dahi arkasını. Ya şimdi yani, ben söyleseydim, bir sürü kişi olsaydı Ogma ile yine aram bozulacaktı. Ben hiç bu, o yüzden vazgeçtim kolayca. Hiç. Şey yapamayacağım. Abi beni bu bulunduğumuz Ravensbluff'ta şey olarak mı, dinsiz olarak mı görüyorlar? Hiçbir dine sonuçta şey değil mi, uzağım. Valla ben sana WhatsApp'tan özelden sormuştum, bir din inancın var mı diye, bir cevap vermedin acık. Yani biz onu konuşmadık diye ben şey yapmadım. Ya yani kendim de gidip bakmadım açıkçası. Bizim o bulunduğumuz bölgenin, daha doğrusu senin o haritadan gösterdiğin Shuntao bölgesindeki çok fazla, yani birkaç tane tanrı var. Hangisi? Ona karar veremedim. Hani şeye, benim Shogun'un, yani şey, bizim Derebey ve benim Master'ınkini benimserim diye düşünüyordum. Onu bilemiyorum işte. Onu ya sen, sizdekini sormuyorum zaten. Hani bu bildiğimiz gatlardan bilip de inandığın bir şey var mı, onu soruyorum zaten. Hani geldin ya buraya, işte bak Ogma'yı gördün, yok işte ne bileyim Latender'i bilmem neyi, işte Kelemvor'u, Zart'ı, Zurt'u, neleyi gördüysen yani. Onlardan Yelik böyle hani. Yelik ile gördün hatta. Yelik ile yüz yüze muhabbet ettin yani. İnanmamak yani biraz şey değil mi? Ya şey gibi bu. Nasıl İnançla bağlılık farklı şeyler ya. Karıştırıyorsunuz onu hep birbirine abi. Ya neyse, o değil benim sormak istediğim. Yani benim sormak istediğim, hani buradaki Feyur'un gadlarına bir inancın var mı, oluşuyor mu hesabı? Çünkü sizin oradaki gadlar acı, onlar genelde şey, Tanrı Kral, Tanrı İmparator diye geçen şeyler. Aslında onlar Tanrı Mandrı değil. Yok abi, şeyler falan var ya. 8 million gods. Evet işte. Demigod da abi onlar. Demigod da değil. Hiçbir godluğu yok onların. Allah. Ya hacı, hani eski Mısır'da şey var ya, imparator yani firavun tanrıdır. Uyumaz, ne bileyim, yemez, içmez. Tanrıdır. Oradaki inanç da aynı onun gibi bir şey. İmparator, siz de god kardeşim. Hani bu. Secret world. Abi ha, ben şu var hani çok güçlü olabilir ama bu tanrısal bir mevkiye yükseldiği manasına gelmez. Şey var abi bak. Kuan Yin, Chen Cheng, Qian Hishang, öyle tanrılar var işte. Goddess of Compassion, God of War, God of Poetry, God of Justice. Neyse, bakmadım, incelemedim ben çok fazla da. O önemli değil yani. Ha yani sen bunları görüyorsun, bunlar tanrıdır deyip onların olduğuna inanıyorsun diye soruyorsan. Yani. Yani bir şey diyemiyorum abi. Ha, bunlar da varmış diyorum. Tamam, yani onu soruyorum. Yani burada kafandaki şey ne bu konuda, onu sordum. O yani ben cevabımı aldım. Okey. Yani sonuçta en basitinden abi, ölüyü diriltiyor. Yani ölüyü diriltmek hiç, yani böyle priest'in, yok başka bir şey yapacağı şey değil. Bu daha bir celestial being'in olayı bence. O zaman inanılır yani. Vardır böyle bir hikmeti derim yani bu işin. Ya o konuda size Bulkulta da söylemişti. Benim de bir tane Priest'le konuşmuştum vardı. Hani dirilme konusunda hesabı. O da anlatmıştı. Orada başka bir Priest Bulkulta'ya hani nasıl bir diriltme seremonisi yapıldığından falan bahsetmişti. Onu sen de duydun yani. Yani ölüyü diriltmek tanrısal bir güç değil. Ha ama bu kolay yapılan bir şey değil. Sorun orada.
Yani sizin orada aşağıda gördüğünüz şeyin Talona'nın yaptığı gibi böyle pıt parmak dokundum kalktı falan falan öyle değil. Koskoca bir seremoni yapılıyor bunun için. Anca o şekilde diriltiliyor yani. Yani orada Talona'nın yaptığının tanrısal görünmesi parmakla bunu yapması. Çok şeyden dolayı diyorum. Hani bizim bulunduğumuz seviyeyle yani diyelim ki çok yüksek bir seviyede bir şey var, birisi var. Onun yaptığı bize ya hani bu ne böyle ya tanrıların hikmeti, tanrının hikmeti gibi de anlaşılabilir. Onu diyorum zaten. Sizin çünkü, oradaki imparator ben, aynen böyle. Ha ya ben büyüden bir şeyden anlamıyorum sonuçta abi. Hani bana aynen. Ne göstersen wow bu da varmış. Vuu mucizeye bak. Üf. Tabii canım. Orada siz o kara türlüyü gördüğünüzde de şeyin de söylediği, Adori'nin de söylediği ya bu tanrılarla bile kapışır falan demişti Adori kara türlü için. Çünkü neden? Sizin için çok hani ekstrem bir şey yaptı orada gözünüzün önünde. Ya ama bu tabii dediğin gibi abi ya. Yani bu demek değil ki o tanrı. Yeterli. Sadece sizin gördüğünüzün bildiğinizin ötesinde yeteneklere sahip normal bir adam yani. Abi biz de Talon'un karşısına çıktık yani biz de mi tanrıyız? Laf bile attık şunu birisi şu bile dedim tanrıya ya. Doğru orada miyellik ki araya girmeseydi şu anda sen yoktun. Nodori olacaktı. Adori değil. Nodori. Ben hiçbirimizi takmayan ben şu deyince mi taktı abi orada? Gıcık kaptı. Senden başka bir şey diyen olmamıştı. Bizzat ona karşı. Talona'ya. En önüne geçtim. Sen Allah önüne Allah geçtin. Allah. Zaten şimdi sana da olayla çekirdek oldu. Aynı anda yaptı. Neyse siz arkadaşlar uyandınız. Yayını verdin mi sen? Evet peki? Evet yayındayız. Tamam. Okey. Uyandınız işte hani günleri kovaladı. Şeyde Harsan'da bu hayvanı için gerekli olan işlemleri hallediyordu vesaire. Orada da hani sizden yardım, destek vesaire ne gerekiyorsa aldı. Şey yaptınız işte Harsan'ın o hayvanını getirmek için. Bir önceki geceden Harsan bir tane Kaan'ı arabası hesabı, 4 tane atın çektiği bir tane araba, üstü boş olan bir araba kiraladı Harsan. Belli bir miktar para vererek. Ondan sonra gitti şeyden garisondan hayvanı şehre sokmak için izin aldı. Hep beraber yaptınız aşağı yukarı bu birçok işi. Ondan sonra oradan döndünüz şeye. Neydi o? Hayvanı almak için ormana geri döndünüz. Oradan hayvanı aldınız. Ve oradan da şeye doğru, neydi o? Limana doğru, iskelelerin olduğu yere doğru hayvanla beraber gittiniz. Tabi bu arada sizin bu hayvanı şehre soktuğunuzun hani garisondan izinli olmasının sonucu olarak da sizin yanınıza 3 tane gard verildi asker. Hani bunu bizim kontrolümüzle yapıyorlar diye. Harsan da hayvanı uyuttu kalabalığın içerisinde panik yapmasın diye. Şehrin ortasından geçerken. Gece sabaha karşı vakitlerinde at arabasıyla bu polü aygırı limana kadar götürdünüz arkadaşlar. Gün doğmadan limanda olacak şekilde. Çünkü gün doğumuyla beraber kaptan harekete geçeceğini söylüyordu size. Kaptanla da son tabii bir önceki gecede konuştuğunuz durumu biz geleceğiz hani hayvanı getireceğiz falan sabaha karşı hesabı. Ondan sonra da siz hani gün doğmadan birkaç saat kaldı. Şeye geldiniz, iskelelere geldiniz, geminin olduğu yere. Ondan sonra orada birkaç vinç yardımıyla hayvanı kafesle beraber aldınız. Geminin ambarına bıraktınız. Geminin üst kapakları var, açılıyor. Ambara direkt hani büyük miktarda mal bırakmak için. O kapaklar yardımıyla işte ambara konuldu. Hayvan baygın bir şekilde. Daha doğrusu yarı baygın hani böyle sarhoş gibi. Ondan sonra da kaptan bu işlemler esnasında tabii sizin yanınızdaydı. Gard var.
Ha tabii atı da tabii koydunuz. Atı normal şeyle koydunuz. Hani yine vinçle bağlayarak gövdesinden kayışlarla. O şekilde kaldırıp direkt koydunuz aşağıya. Aşağıda da atı bağladınız şeye. Onun dışında diğer eşyalarınızı da tabii götürdünüz kendi yerlerinize. Tayfanın olduğu bölgeye siz gittiniz. Tahani bir tane odaya gitti. Ondan sonra eşyalarınızı falan yerleştirdiniz işte sabaha karşı. O yüzden birkaç saat evvel geldiniz. Ben eşyalarımı şeyle taşıyacağım. Tamam. Ben abi kurulla tanışıyorum. Ne? Ben kurulla tanışıyorum. Bunlar kimdir? Necid isimleri? Kuru. Tayfa. Tayfa. Tamam. Ondan önce kaptan zaten siz de gemiye bindiğinizde eşyaları falan bırakma işlemi bittikten sonra sabah kalkış yapmadan size tek tek kendi tayfasını, daha doğrusu tayfasındaki önemli kişileri tanıttı. Nerede lan bu? Ondan sonra şunu buradan gönderiyorum arkadaşlar. Bu dedi ikinci kaptan Seyit. Bazı durumlarda gece, bazı durumlarda gündüz kaptanlığını yapıyor. Benim vekilim yani dedi. İkinci kaptan olarak görevli olan bu adam dedi. Ondan sonra... Çok benziyor kanımam. He? Kaptana çok benziyor adam. Yok benzemiyor aslında, bir alakası yok yani teknik olarak. Okay. Ondan sonra bu adam da işte size tek tek elinizi sıktı. Merhaba arkadaşlar dedi. Hoş geldiniz gemiye. Hani bundan sonra beraber yolculuk edeceğiz bir süre dedi. Bir iki hafta artık neyse dedi. Umarım iyi bir yolculuk geçer. Falan falan diye sizi selamladı yani. Ondan sonra oradan ötekine geçtiniz. Şöyle bir kadın vardı arkadaşlar. Bu dedi geminin büyücüsü Candela dedi. Gördüğünüz bu kadın bakıyorsunuz gözleri böyle acayip acayip bakıyor. Garip böyle yandan gülümsemesi var. Biraz hani garip göründü açıkçası. Ürkütücü bir tipi var. Onu fark ettiniz. Ondan sonra onunla tanıştınız işte. O da tek tek elini uzattı. Aa merhaba. Hoş geldiniz bu gemiye dedi. Garip bir tonlamayla. Hoş bulduk. Güzel sohbet edeceğimize eminim. Tabii birçok şeyde konuşmak için çok fazla zamanımız olacak dedi kadın. Tavırları çok yapmacık geliyor arkadaşlar. Büyücü mü cadı mı dedim kendi içimden. Ondan sonra bu kadın şey yaptıktan sonra, bu kadını geçtikten sonra kaptan size doğru döndü. Biraz sesini kısarak kadın uzaklaştıktan sonra ya dedi biraz kafadan kontaktır ama dedi iyi bir büyücüdür dedi. Yani başarılı bir gemi büyücüsü dedi. Çok fazla takılmayın dedi. Yani önemli olan yaptığı büyüler bizim için. Bu. Ondan sonra orada başka bir önemli kişiyi size tanıştırdı. Bu da dedi gemimizin Piristi dedi. Onu güney sahillerinden, Muhrant kıyılarından aldık dedi. Bir Anhur Piristi dedi. Anhur. Bu adam da tek tek böyle hani ellerini böyle kavuşturmuş bekliyordu zaten orada. Geminin şeyine, ana direğine yaslanmış vaziyette. Siz geldiğinizde direkt kalktı, üstünü başını düzeltti böyle. Ayaklandı yani. Ondan sonra hoş geldiniz gemimize diye tek tek elinizi sıktı böyle. Yalnız hepiniz böyle el sıkışırken adamın burada göründü, yani adamın boyu yaklaşık 1.75 civarı boyu var. Fakat sizinle el sıkışırken böyle hani mengene gibi elleri olduğunu fark ettiniz. Adam gayet böyle hani şey ne derler sağlam görünüyor. Hani ufak tefek belki ama kuvvetliydi, onu fark ettiniz. Sıkıca el sıkıştı böyle sizinle ama şey için değil,
Ne derler? Gözdağı vermek için falan değil. Gayet yüzünde o hani hoş geldiniz ifadesi vardı adamın. Ve hepiniz de gayet sert bir şekilde selamladı böyle. Elinizi tutarak. Yani adamda şey görmediniz. Neden? O hani böyle üstünlük taslama havası var ya. Öyle bir şey değil diye. Tam zaten öyle. Onun adı ne? Adamın doğal hali belli ki. Listin adı neydi? Bir dakika. Onun size de isim vermedik. Kandilon'un ismi Farien. 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 Farien diye yazılıyor. Ne? Farien. Ha tamam. Adam sizinle böyle tek tek selamlaştı. Gemiye buyur etti vesaire. Hani herhangi bir dedi sorunuz olursa yardımcı elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım dedi size. Ondan sonra kaptan size döndü. Evet, gemimizde önemli olan kişiler bunlar dedi. Tanımanızı, bilmenizi istediğim isimler bunlar dedi. Ondan sonra siz tabii tayfa olacağınız için hani özellikle tanımanızın tabii faydası var sonuç olarak. Bir de Adori sen başka birini gördün. Seni şaşırttı açıkçası. Tayfalardan biriydi bu sadece. Bildiğimiz düz tayfa. Hı-hı. Aynen böyle bir kıyafeti olan bir hayal. Tayfalık yapıyor ama gemide. Üzerinde işte şey wood armor var. İşte belinde kılıcı var vesaire. Falan böyle bir tip yani. İşte büyü materyali kemeri falan da var yanında. Abi, büyücü da olduğu anlaşılıyor yani. Tabii tabii. Doğru mu? Yani resimde de gördüğün gibi. Ama kılıcı da var yani yanında. Böyle ufak tefek bir tane hayal. Ama gördüğün kadarıyla orada şu anda ipleri çözmekteydi filan. Bildiğimiz tayfa yani. Ya bizim gibi. Biraz. Aynen sizin gibi. Ondan sonra kaptan size döndü. Bu tanıştırdığım kişiler dedi. Bu tabii elfi tanıştırmadı sizle arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bunu sadece Adar'ı gördü. Dikkatini çekti bir elf olması gemide böyle tayfa olarak. Ondan sonra bu tanıştırdığım kişiler dedi. Gemide yetkili kişilerdir. Ben yokken veya ikinci kaptan yokken onların da sözüne uyulmasını beklerim dedi. Gerektiği yerde bazı konularda kendi fikirlerini uygulayabilirler dedi biz yokken. Başka limanda duracak mı? Açıkçası öyle bir niyetim yok. Ama belli olmaz tabii dedi. Bir de şunu bilin dedi. Deniz her zaman ama her zaman tamamen belirsizdir arkadaşlar dedi. Kimse birçok şeyi daha önceden kestiremez. Hayda. Ondan sonra yelkenlerin işte şeyleri, ipleri çözüldü. Yelkenler flop flop diye inmeye başladı işte. Bu arada geminiz şöyle bir şey. Onu da atayım. 55 gold. 55 gold. Ha, 55 gold evet. Onu da atayım, gemiyi de göstereyim size. Geminin adı Kızıl Şimşek. Daha önce söylemiştim size. Evet abi. Ne güzel gemiymiş. Çok büyük bir gemi arkadaşlar. Burada hani görüntü belki ufak gibi görünüyor olabilir size. Ama büyük bir gemi. Uzunluğu yaklaşık 40 metre kadar. Genişliği işte tam emin değilim ama bir 7 metre 8 metre falan var genişliği. İşte kaptan size gemi hakkında bilgiler vermeye başladı. 3 direkli bir sohar tipi gemidir dedi bu. Bir savaş gemisi değildir. Bir ticari gemidir. Normalde 100 ton yük taşıma kapasitesi vardır dedi. Ama ben gemiye kamera 10 tane kamera eklediğim için eklettirdiğim için dedi. Şu anda taşıma kapasitesi 80 ton.
Fakat yükümüz şu an için yolculuğa başladığımız zaman itibariyle 40 tondan fazla değil. Gemi yarı dolu vaziyette yani dedi. Başka yolcu var mı? Silahları? Başka yolcu... Şu anda yok başka yolcumuz dedi. Çünkü o tarafa giden başka kimse yok açıkçası. Silahlarımız ne durumda dedim. Ondan sonra size baktı. Silah ve zırhlarınız konusunda serbestsiniz. İstediğiniz gibi giyinirsiniz. Fakat şunu söylememe izin verin. Üzerinizdeki özellikle ağır zırh olan kişiler için söylüyorum. Üzerinizdeki zırhları mümkün olduğu kadar geminin güvertesinde giymeyin. Hatta gemi içerisinde hiçbir zaman giymeyin. Çünkü o zırhlarla eğer suya düşerseniz kimse sizi kurtaramaz. Ben şey sormuştum. Geminin silahlarını sormuştum açıkçası. Savaş gemisi olmadığını söylediniz gerçi ama en azından bir top tüfek. Savaş gemisi yok. Bir tane büyük top falan yok dedi. Dediğim gibi savaş gemisi değil zaten. Geminin sadece bir tane büyük balistası var dedi. Hı-hı. Arka güvertenin üst kısmında dedi. O da daha çok geriye dönük duruyor dedi. Herhangi bir takip konusunda engelleyici unsur olarak dedi. Ondan sonra bir de şu var, tabii gemimiz ticari bir gemi olduğu için ve bu tip gemiler işlerinizlerde pek bulunmaz. Birçok gemiden çok daha hızlıyızdır dedi. Kolay kolay bize birçok gemi yetişemez. Şu an için katapultu kullanacak kimse var mı? Yorum yok istersen sen. Benim adımı. Sen oradan şimdi, nasıl girdin ona? YouTube'da açmış canlıyız ki oradan aktif olarak takip edeyim. Evet. İyi. Oyun oynadığım için şu anda. Bardağını ver. Sen koyup gireyim. Ne dediydin Zeki? Katapult kullanacak kimse var mı şu an için dedim. Var. Personelimizde onu kullanmayı bilen var dedi. 4 tane katapult personeli var dedi. İkisi gündüz, ikisi gece aktif olarak kullanabiliyor dedi. Ha, istersen onlara dahil olabilirsin. Hı hı. Yani herhangi bir durum olduğunda katapultun başına geçmek istersen, kullanmayı biliyorsan. Evet, kullanmayı biliyorum. Proficiency'n var mı bu konuda Ali senin masaüstü olarak? Var, direkt şey var. Masaüstü. Skill. Non-weapon proficiency. Fighter özelliği var. Tamam, o ayrı bir şey. Non-weapon proficiency diyorum. Abi daha önce de bunu konuştuk. Sen normal bir non-weapon proficiency alırsan ona ihtiyaç kalmıyor zaten. O başta başına şey kullanma. Savaş silahı kullanmak için. Tamam hacı, ben onu sormuyorum. O tamam. Proficiency'n var mı bunun üzerine ekstra? Ekstradan hayır. Yani herhangi bir penaltı almadan kullanıyorum. Onu soruyorum çünkü. Aynen. Proficient olursan eğer daha kolay, daha düzgün bir şekilde kullanabiliyorsun yani. Bonusum yok yani. Onu soruyorsun sen. Bonus yok. Hı-hı. Evet. Soruyorum. Neyse. Onun dışında arkadaşlar hepiniz hepinize belli bir görev yeri, görev mevkii falan konuşuldu. Bu konuyla tabii ikinci kaptan Seyit ilgilendi. O sizi işte aldı. Arkadaşlar böyle diye hani gemideki görevlerden bahsetti. İşte şunları yapmamız lazım. Genellikle dedi bu işler zaten sizin bütün zamanınızı almayacak. Dinlenmeye bolca vaktiniz olacak, merak etmeyin dedi. Ondan sonra şeyde yelkenler indikten sonra baktığınızda yelkenler harbiden gayet sağlam bir havayla doldu. Hareket etmeye başladı. Limandan kalkışa geçtiniz hep beraber. Tabii sallantı birazcık sizi şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Herkes bir constitution check atabilir mi?
Emir sen hariç. Beni de mi üzülüyor? Ha, onu diyecektim tamam. Bunda düşük mi atmamız lazım? Evet. Evet. Eksi 13 ile tuttu. Tamam. Tuttu mu? Kaç konum kol? Zaten, konum zaten 18. O zaman tutuyor. Tamam. Duramayan var mı arkadaşlar? Isabel okey. Toku okey. Tahani okey. Adori... Konmuydu abi. Abi. Evet. Gemi şu son attığım fotoğraftaki gibi mi yoksa senin bu gönderdiğin şekil mi? Son attığım fotoğraftaki gibi acı. Skype'tan attım. Ben de bir tane gönderdim ama. İlki veya ikincisi. Artıyla mı atıyoruz, eksiyle mi atıyoruz abi? Benim 12. Yok ben attım gemiyi zaten. Benim 12 abi. Eksi 2. Ha tutmadı diyorsun. Tamam. Oku sen de atacı. Ha 16 senin sayı. Başka kim kaldı? Bir de Harsan kaldı değil mi? Harsan için de ben atıyorum. Onu da tutmadı. Adori ve Harsan bu deniz yolculuğunda ilk günü bayağı kötü geçirdi. Birazcık mideniz bulandı arkadaşlar. Bir iki sefer kustunuz. Ondan sonra Adori ve Harsan'dan bahsediyorum. Bu konuda aslında. Ne? Elevate atarım. Mide bulantısını geçiriyor. Tamam sen o ilk hani böyle kötü gördüğün anda attın bunları onu. İkisine yani de. Çok kıvranmasınlar çünkü Orison'a. Tamam Orison'dan şey yaptın. Yardımcı oldun. En azından hani kusmadılar etmediler. Mümkün olduğu kadar idareli bir şekilde birkaç kere atmak zorunda kaldın. Ben de bu arada bir yere gidip nasıl ya çok çok güzel değil mi falan diyorum böyle. Oh deniz kokusu, özgürlük. İlk gün arkadaşlar gayet güçlü bir rüzgarla harekete geçtiniz ve gemi süratle ilerlemeye başladı. Tam gün boyunca müthiş bir rüzgar vardı. Yelkenler hep doluydu. Süratle kıyıdan ayrıldınız. Sonra tabii kaptanla falan konuşuyorsunuz. Oralardan da biliyorsunuz. Ara ara muhabbet ediyorsunuz. Veyahut da işte tayfalarla konuşuyorsunuz falan. Gemi ilkin karadan ayrıldıktan sonra direkt yönünü güney batı yönüne doğru çevirdi. Oradan da yoluna devam etti güney batıya doğru uzunca bir süre. Bayağı süratli gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani baktığınızda arkada böyle köpük köpük bıraka bıraka o şekilde su yararak gemi süratli ilerliyor. Yani ama muhtemelen şey soralım hani şey gittiğimiz şehirle ilgili bize söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Siz daha önce gitmişsinizdir buraya muhtemelen. Yok daha önce o limana gitmedik işte de. Peki belki bizden fazla bir şey biliyorsunuzdur yine de ben biraz ön araştırma yaptım ama. Çok bir şey bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce gitmedim oraya. Anladım. Gemide oradan biri var mı? Ya da başka sorabileceğim kimse? Bilmiyorum dedi. Kaptan. Tamam. Ben de bu arada o F'le bir ara denk gelirsem tanışacağım. Tamam hacı. Elf'in yanında normal çalışırken işte dinlenme vakitlerinde tabii. Oturuyordu Elf öyle. Elinde böyle hafif bir neydi o? Ateş pırıltısıyla oynayıp duruyordu böyle. Ben elimi uzattım. Ben Cormyr'den Adori. Yoldaş. Naravis Eledo dedi. Evet. Memnun oldum. Ben de dedim. Hafif gülümsedi sadece ama çok böyle neydi? Politik bir gülümsemeydi. Maceracısın herhalde.
Bilmiyorum, öyle miyim dedi. Efendim, öyle gözüküyorsun açıkçası. Çok. Gemi sanırım sana... Gemide yeni misin? Evet, yeniyim. Yolculuk ne tarafa? Asıl yolculuk. Asıl yolculuğum... Aslında dedi, benim gitmek istediğim yer Kormantor. Oraya gideceğim. Kormantor ormanları. Hı hı. Nereydi abi Kormantor ormanları ya? Bizim elf diyarı. Haritaya bakarsan görürsün açıkçası. Tamam. Bizim ilk ışınlandığımız yere yakını. Ha, hatırlıyorum evet. Çünkü bir muhabbet olduğu da bizimle de. Onun çıkışına ışınlanmıştık. Orman Torormanı'nın bir kıyısına gitmiştiniz ilk. Aglarontluyum ben dedi. Sen Kormilisin ha? Nereliydi dedi? Aglarond. Agaron. Aglarond. Elrond gibi Aglarond. Evet. Kormirliyim. Daha doğrusu savaştan sonra beni Kormir tarafından büyütüldü. Ondan sonra tam böyle hani bir şey söyleyecekti sana. O ara geminin büyücüsü var diyor, Candela denen hı-hı kadın. Greg bu Naravis'e döndü. Uzaktan yaptı böyle. Naravis direkt elindeki o alevi yok etti. Böyle yaptı kadına. Hani tamam hesabı. Ondan sonra sana döndü. Ya açıkçası gideceğiniz yer bu Urmlaspir. Bir Sembia toprağı, sen Kormillisin. Sembia'da pek Kormilliler hani iyi görülmez ama ben öyle duymuştum dedi. Evet. Ama görev icabı gidiyoruz aslında. Daha doğrusu takımımız için bir görev. Takım arkadaşımız için. İyi dedi. İyi. Ben de çok iyi şeyler duymadım orasıyla alakalı. Bu arada arkadaşlar siz de ara ara bu ikisinin yanından geçiyorsunuz ara ara. Hani muhabbete girecekseniz oturun yanına yani. Başımız belaya girmez umarım oralarda. Ben direkt dalıyorum ya. Ben zaten bugünümü bu tayfayla tanışmaya alalım. Hani kim nereden gelir, nereye gider, bizim oraları bilen var mı yok mu, muhabbet kimden çıkar, kimden çıkmaz gibi böyle bayağı ben bütün tayfayı tanıyacağım, ayakçıları. Eğer izin varsa Odur ile o diğer abinin yanına oturacağım bu seferde. Onlar da bir tarihle yaslanıp oturuyordu zaten, sen de gittin yanlarına oturuverdin. Ben de katılıyorum. Tamam. Bunlar da bizim... Yalnız konuşamayacaksın Adır Aslan. Bunlar da bizim sayfa. Arkadaşları ne dedi? Ymir'le yeni tanıştık gerçi ama o da güçlü bir savaşçı. Ya selam, ben Ymir diye elimi uzatıyorum adama. Adam da Naravis ben dedi. O da elini uzattı sana. Sizlerle de tanıştı. Hani Toku merhaba falan işte. Merhabalar. Oradan... Başka gelen varsa yok. Nereden gelir? Nereye gidersin? Ne zamandır denizdesin? Kormantor'a gidiyorum. Oh ne kadar güzel. Biz Kormantor'a mı gidecektik? Azori, biz nereye gidiyorduk? Biz? Adamı da soruyor. Semia neydi? Umlaspir. Sembian değil miydi? Sembian'ın bir şehri. Ha. Biz de oraya gittik. Biliyorum. Zaten başka gemide bir yerlere gitmek isteyen benden başka bir sizsiniz dedi. Aynen. İyi tanıştığımı da sevindim. Ben de. Ben Aglarond'da bindim gemiye dedi. Hani çok uzun zaman olmadı. 1-2 ay oldu sadece.
yeniyim yani. Öteki kişiler benden daha eskidi. Amacım dediğim gibi Orman Tor'a gitmek. Oraya yakın bir yer. Bu Sembiya durağı yani Urumlas bir durağı. Benim için uygun. Sadece senin içinden geçmek biraz zor olacak benim için doğrusu. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum dedi. Bir elf olarak mı? Peki kendini koruyabilecek bir şeylerin var mı? İşte. Olabildiği kadar. Yani olmadı bizim elfleri mi sevmiyorlar orada? Neyi sevmiyorlar abi? Elfleri sevmiyorlar evet. Duymadın mı hiç? Yok. Elflerle Sembiyalılar bayağı bir zamanında savaşmışlar. Şu anda gerçi bir barış hakimmiş ama tabi ne kadar barış o da ayrı. Sözde barış. Yani. Yani sonuçta adamlara hak vermiyor da değilim bir yerde. Çünkü bizim göreceğimiz insanlar savaşmış olan insanlar falan olmayacak ama dedi mutlaka birilerinin illaki bir elf tarafından dayısı, amcası, annesi, babası öldürülmüştür dedi. Sonuçta bir savaş bu. Benim amacım sadece uzak durup yoluma gitmek o kadar dedi. Benim alem de bir savaş esnasında katledildi. Vallahi benimkiler de açlıktan beni derebeğine taktı. Hepimizin ne güzel hikayeleri var ya. Bir kere ondan sonra kahkaha atıyorum böyle. Ama gelin abi, görün ki şu anda buradayız. Beraberiz. Öyle mi? Ay bir şapka alsaydım keşke ya. Bak. Ya hem otel odası gibi oda şey yapıyor gemide. Hem de bir de şikayet ya. Yok şeye çıktım şimdi ben güverteye. Yanımda asansörü taşıyabilir mi o şeyi senden? Ben de taşıyorum. Asansörde taşıması önemli benim için. Şey diyormuş. Asansörde taşıtarak arkamda böyle oturacağım. Bir de kupama güzel bir çay demleri koyacağım. Ondan sonra çıkıp böyle milletin hani gezmeyeceği, hani kimsenin şeyine ayağına takılmayacağım bir yerde. Böyle şey yapıp açayım süper. Önce bugün manzara izleyeceğim. Öyle kalıyor. Aynen. Ondan sonra dikiş şeylerimi almış olayım. Onları bir ara yaparım. Kucağım buluruz. Ben şey bekliyorum tahanine. Parasına değmedi. Neyse siz de gördünüz tahaniyi öyle işte geldi bir tane açılır kapanır bir tane sandalyeyle geçti geminin o dümen kısmına yakın yükseltisi var ya arka kule diyelim arkadaki kulenin oraya bir köşeye geçti sandalyesini açtı Hansin Sörmund'la taşıdığı sandalyesini oraya oturdu geminin büyücüsü de orada o kandela böyle izledi ona baktı. O kadar ama başka bir şey demedi. Orada tahani rüzgarın keyfini çıkartıyor yani. Kandela demin mantıklı. Ateşe niye kızdı? Gemi yanmasın diye mi? Yoksa büyü yaptığın için mi? Muhtemelen dedi. Sonuçta gemide yangın olursa. Yani gemide yangın olursa hoş olmaz. Evet. Ben dönüyorum Tahani'ye. Tahani! Efendim? Nasıl hava güzel değil mi? Deniz çok güzeldir. Güzel güzel deniz havası. Memleketimi hatırlatıyor. Oo ne güzel. Bana da. Biraz soğuk olsa daha güzel olurdu. Yeterince soğuk. Yemir'e ateş basıyor. Kuzeyden gelmiş. Ah belli değil mi ya? Manzarayı yeterince izledikten sonra üstüne kentirip de kestirdik. Kaptan dedi ya izni var hani gemide yapabilirsin. O yüzden çekinmiyorum bu yapmakta. Unseen Servant'la çıkarttım bir kisetimi. Bu manzarayı işleyeceğim. Evet. Yani ilk kendi başıma deniz yolculuğum bu.
Yani. Onun anısı olsun böyle. Geminin sağ kıyısında kara görünüyor. Hı-hı. O karanın şekli gayet güzel. Hı-hı. Sağ tarafa baktığında yani gemiden. Hı-hı. Karayı görebiliyorsun uzakta. Özellikle ne tarafa doğru gidiyoruz şimdi? Doğuya mı batıya mı? Güney batıya doğru. Ha, tamam. Özellikle şimdi şeyi karayı işleyeyim. Gün batımı saati de o şeyleri kazıyıp gün batımı şeyi yapacağım. Hı-hı. O şekilde tamamlayacağım. İyi, ne güzel. Elim iğne ipliğe değmeden özellikle bunu bak belirtiyorum. Otomatik dikiş makinesini keşfetmiş daha ne. Overlock ayağınıza geldi. Halı, evet. Kenarları itinayla yapılır. Aynen. Elinde bir tüy işi vardı. Onu böyle hiç el değmeden kasmak böyle. O da tüy işi işte. Tüy işi değil o. Onun iğne. O Selanik işi. Böyle kasmak. O orada kendi kendine şey yapıyor. Ben oradan işaret veriyorum. Yani arada bir düzeltiyorum. Aynen. Güzel güzel orada dikiş, nakış yapıyor. Kasnağın üzerinde böyle kasnaklar olur ya, böyle dikiş kasnakları yuvarlak. Bilen bilir. Neyse. Ondan sonra Erp'le siz biraz daha konuştunuz işte. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey bu adama? Ya ben tanıştığımıza memnun oldum. Ben de oldum. Yo, Erp. Hani seninle birkaç bira içip böyle daha güzel sohbet etmek isterim. Şimdi işime döneceğim diyorum. Kalkıyorum. Kalktın sen. Adam da başıyla böyle yaptı sadece. Ben de öyle yaptım başımla. Ondan sonra... Arkadaşlar, İmir'in kaskı yok. Tülbent mi? Kaskımı çıkardım. Tülbent de yok. Saçlarım da açık. Bayağı böyle rahatım yani şu an. Yerlendiriyor. Aynen öyle. Sapsarı saçlarım var. Havadar havadar gidiyor. Benim için. Bunu çıkartacağım. Sahnenin üzerinde yine plate maili var arkadaşlar. Onun dışında zırhını çıkartan var mı aranızda? Bende zaten yok. Olanlar için söylüyorum. Adori'de de yok. Hı-hı. Tamam, Toku'yla Isabel çıkartmıyor zırhını yani. Flail'imi kenara bırakıyorum. Çünkü zaten kullanamıyorum aktif, etkin bir şekilde. Çünkü bir anı... Aynen, benim... Flail senin hayatını kurtarmaz yani. Ben büyülerime güven... Zırhım duruyor ama üzerimde. Aha. Kalkanın da yanında. Yok. Gemide böyle gezmem ki. Onu... Ya, üzerinde takılı olur yani. Sırtımda takılı olur. Yani ne olur ne olmaz. Gerektiğinde kullanırsın aksiyon çıkarsa. Vallahi beni engelleyen Gorgon, bir şey yok ya. Gorgon derisi zırhın üzerinde yani. Evet. Tayfalardan biri geldi arkadaşlar, Isabel ve Toku'ya özellikle bakarak şey dedi, bu gelen tayfanın üzerinde bu arada wooden armor var. Ahşaptan bir armor var yani. Ve size döndü böyle, merhaba arkadaşlar dedi bir tane eleman. Merhaba. Merhaba canım. Bu zırhlarınızla gemide dolaşmak çok tehlikeli, biliyorsunuz değil mi dedi. Yani duyduk da ki aslında metal değil ki. Çok seninki da... değil. Bana deri, diyor. Deri de batar dedi adam. Ama İnsan... odun batmaz dedi. Tak tak böyle göğsüne vurdu böyle. Aksine zaman... kurtarır dedi. Ama ne kadar koruyor seni biri sana vurmaya kalksa? Olduğu kadar dedi. O zaman ben şöyle yapayım abi. Senin ben... sınıfından bayağı ağır ya. Yok ya, plate mail'e koyarım. Brigandini satmadım etmedim, onu takarım. Zaten o da odun. Hardwood. Tamam. Mantıklı. Ben high armor'la yüzmüştüm daha önce. Bayağı derinlere kadar. Ya bayağı değil de 6 metre kadar falan. High armor'la ne zaman yüzdün ya? Şey, şu kelpimine kapıştık ya, Adori için daldım suyu, üzerimde armor vardı. Yok, orada armorlu yüzmedin, çıkardın armor öyle yüzdün.
Ama tur harcamadım. Hiç tur harcamadan daldım suya. Ya harcamışsın demek ki. Neyse ben armadımı çıkarım. Eğer hava kötü olursa çıkarım. Neyse ondan sonra adam onu söyledi gitti zaten şey yapmadı çok. Ondan sonra hani sadece hani öyle dostane bir şekilde söylemek istemiş belli ki. Bakayım onun için yapabileceğim bir şey var mı? Tamam. Herkesin armoruna kimse karışamaz. Yani. Bir şey var. Bu arada Tani sana da söylediler tabii. Aynı şeyi başka bir tayfa geldi söyledi bu sefer. İyi dedi. Adam gitti. Ondan sonra arkadaşlar orada günleri kovalamaya başladı. İkinci gün rüzgar birazcık daha azdı arkadaşlar. O kadar hızlı gitmediniz. Ama şunu söyleyeyim. Gittiğiniz hız ilk gün, ikinci gün falan gayet yüksekti. Yani çok net söyleyeyim. Hani bu hızda koşarak bile gidemezdiniz yani. Çok hızlı gidiyor gemi. Ondan sonra üçüncü gün arkadaşlar bayağı bir güçlü bir fırtına çıktı. Ve herkes uza geçti. Böyle şey yapalım hani yelken hemen atıyorum. Hı-hı. Allah kahretsin. Allah. Hacı sen şeye çıktın oraya. Suya düşmese bari. Ondan sonra hani böyle yelkenlerin olduğu tarafa doğru tırmanılan böyle balıkçı ağ gibi ipler olur ya böyle tırmanmak için. Geminin yan tarafından yükselir böyle direğin sonuna doğru. Evet, çapraz bir şey gider. Oradan tırmanırsın. Sen oradan çıkarken birden elin kayıverdi Hacı. Ve hızla hani geriye doğru düşmeye başladın. Bir tane daha dexcek atar mısın? Dex'in kaçtı bu arada? 15. 15 tamam. Bu eksili bir dexcek Hacı. Ben de eksi 5'e çıkıyor şu an. Çok güzel. Son anda oradaki bir tane yani düştün. Tamamen hani geriye doğru düştün. Oradan aşağı doğru gidiyordun. Düşmenin ilk anında direkt oradaki başka bir ipe elini kolunu sallarken böyle lamp diye tutundun tamam mı? Ama çok zor tutundun. Şimdi bir de strength check alayım ben senden. Eksili. Eksi 4'le. Ses. 17 setler ama. Süper. Tutundun ve hani başardın tutunmayı yani. Kaldın orada. Tek böyle sallandın orada. Tekrar ağladın gerisin geri. Neredeyse düşüyordun yani. Ramak kaldı. Oho filan diye bir kafayı salladın. Ondan sonra oradaki tabii yeni elemanlar baktı böyle sana. Şey tayfalar yani. Vay yeni eleman dedi bir tanesi. Düşüyordun ha yaptı böyle. Ben gülerek yukarı tırmanmaya devam ediyorum. Ondan sonra oradakilerden şey vardı işte o Anhur Priest'i vardı ya bir tane hani. Evet. Parian adı. Evet. O direkt şey yaptı. Arkadaşlar merak etmeyin dedi özellikle size hitap ederek. Eğer düşerseniz geri dönüp sizi alırız tabii ki dedi. Adam bunda ciddiydi yalnız. İçim güvenle oldu. İçim güvenle doldu. Aynen. Ben yukarıdan sağ ol diye bağırıyorum çıkmaya devam ediyorum. Adam direkt böyle el etti hani rahat ol hesabı. Okey yeter bana bu çok önemli bir şey. Sonra geri tırmandın tekrar sen yukarıya Hacı. Evet evet. O attığın son dex check'in güzelliğiyle. Aynen öyle. Orada yukarıda ipi gayet sağlamlaştırdın yelkeni. Yelken deli gibi asılıyor yelkene rüzgar var ya. Yani orayı bağlamasan belki de yırtacak yelkeni yani. Yırtar abi. Okyanusu yani,
Ondan sonra işte böyle sert bir gün geçirdiniz arkadaşlar. Bir tane bir olay. Ben aşağı iniyorum. Bizimkiler yanındaysa Thor çok sinirlenmiş bugün diye şey yapıyorum. Thor yoluna gidiyorduk. Şey yapıyorum. Kenarda köşede böyle bir parça ipim falan varsa benim vardır yüksek ihtimalle saçımı toplamak için. Saçlarımı topluyorum karakterin. O yukarıda böyle ben ban yapıyorum. Gözüme düşmesin diye. Aha. Hani bu arada sen bu rüzgar esnasında hiç güverteye çıktın mı? Çıkabilir. Çıksan iyi olur çünkü midem bulanmaya başladı. Çok sallanıyor gemi çünkü ve kapalı yerde olunca daha çok bulantı geliyor. Hiç hoş değil. Ama bu kadar sallantıda sandalyemde de oturamam. Aynen. Abi millet ne yapıyor diye bir hava almaya çıkmak istedin yani açıkçası. Yukarıya çıktın sen. Baktın herkes çalışıyor işte. Senin arkadaşlar da çalışıyor orada. Ve hani bu geminin üzerinde arkadaşlar, yani güvertenin üzerinde birçok farklı ufak tefek yük şeyleri var. Hani ne bileyim her türlü şey var. İşte balistanın silahları, araç gereçleri var. Orada kenarda duruyor. İşte başka yerlerde variller, bilmem neler, sandıklar, şunlar bunlar var. İşte şey oradaki elemanların çabucak kullanması için bazı noktalarda asılmış, oraya sabitlenmiş silahlar vesaireler var. Hani bu gibi birçok şey mevcut yukarıda. Ben de çıktım hani sağa sola tutunarak yukarıya. Güvertede hani kapıyı açıp dışarıya çıktığında baktın hani millet harbiden de gemi için uğraşıyor yani. Sen de çıktın, bir derin nefes aldın şöyle. Öh be, hani bunaldın acayip çünkü. Ondan sonra tam sen böyle takılırken hani birazcık hani şeye doğru, ortadaki direk var ya, hani kenarlarda durmayayım, trabzanlara yaklaşmayayım geminin hani şeylerine. Orta direğin oraya doğru gitmeye çalıştın. Hani dengeni sağlayarak böyle mümkün olduğu kadar. Ve o direğe doğru giderken gemi birden tersten bir rüzgar aldı ve yana doğru savruldu, böyle bir hani yan döndü hafiften gemi. Bu tabii biraz ani geldi sana ve o an azıcık bir dengeni kaybettin. Ama asıl önemli olan senin sol tarafında bulunan, o geminin yükselen tarafında bulunan bir tane büyükçe böyle hani bir metreye bir metre bir tane şey sandık. Oradan bulunduğu yerden gacırt diye üzerine doğru kaymaya başladı. Ne yapıyorsun? Dur sandık. Ne yapıyorsun? Kendimi kenara doğru, hani sandık böyle geliyor ya, bir tarafa doğru, sağa ya da sola doğru atayım. O zaman inisiyatif at. Sandığa vs atıyorsun. Evet. Ya sandıklardan biri kaydı arkadaşlar ve tam da tahminin olduğu yerin üzerine doğru hızla gelmeye başladı. İnisiyatif. Kaç? 10. 10 mu? Süper. Çok hoşuna gitti. Sandık sana oradan böyle bir çaktı yandan. Yana doğru savruldun sandıkla beraber. Tepe taklak oldun yani bayağı bir. Şimdi bir dex check at bakalım ne olacak. Kurtulabilecek mi o sahneden? Kaç? Bak. Kendin bak. Bir. Oha. Süper. Son anda kendini yana doğru savurdun. Ve o geminin sol tarafından kaymaya başlayan büyük sandık sağ tarafındaki trabzanlara kadar kaydı. Oradaki trabzanlara vurdu, kırdı ve denize düştü. Ben de olabilirdim o. Aynen. Ama kırılmazdı seninle beraber çarpsa. Yok sen işte öyle kırmıyor dacı. Sandık mı denize düştü? Sandık denize düştü arkadaşlar. Flops diye bir gürültü koptu tabii. O kırılma gürültüsü vesaire. Sen de son anda attın kendini. Sandığın üzerine çıktın. Oradan tepe taklak geçiverdin sandığın üzerinden. Tekrar düştün böyle dört ayak üstüne. Yani. Ondan sonra siz de baktınız. Oradaki elemanlar tabii ikinci kaptan görevdeydi o anda. Bu ikinci, üçüncü gün oluyor tabii. Üçüncü gün bu. İkinci kaptan direkt şey yaptı işte. Dümeni çeviriyoruz dedi. Dümenciye seslendi. Sandığı geri almalıyız hemen dedi. Adam oradan manevra yapmaya başladı gemiye işte. Dümeni çevirdi. Oradan bir tane filika indirildi. Büyük filika. Ya malımız var dedi sonuçta. Kaybedersek gemide sorun yaşayabiliriz dedi. Tabii. Adam ikinci kaptan Seyit.
Ondan sonra geri döndünüz şeye. Bu arada sandık hani suyun üzerinde böyle indiri indiri sallanmaktaydı. Duruyor yani. Batmadı. Ya, tamam, güzel. Ben de bir tane oyunda öyle oluyor da ekliyordum. Tamam, King's Bounty. King's Bounty, evet. Neyse, oradan filika salındı aşağıya. 3-4 tane adam küreklere geçti işte. Büyük bir filika. Onlarla küreklerle gittiler sandığın yanına. Ben de kürekteyim. He? Ben de kürekteyim, yapacak başka bir işim yoksa. Yok yok, başka bir işim vardı acı. Hani 3 tane tayfa gitti yani. Başka bir tayfa. Oradan işte büyük ağlarla falan oradan sandığı aldılar, uzun çekme sopalarıyla, kancalı sopalarla vesaire. Sandığı filikanın içine aldılar tekrar güç bela. Ondan sonra tekrar gemiye getirdiler. Oradan vinç, geminin kendi vinci var. Onu ortaya çıkarttı şey işte. Şeye doğru çevirdi ve tabii bu arada gemi bayağı zor duruyor bulunduğunuz yerde. Yelkenler falan kapatıldı. Gemi sabit dursun diye, ilerlemeye devam etmesin diye tabii. Yelkenleri topladınız vesaire, durdunuz orada. Bayağı bir yani iş güç oldu size. Ondan sonra yaklaşık son bir saatin sonunda falan ancak o büyük sandığı gemiye ancak aldınız. Büyük vinçle işte ipler sarkıtıldı vesaire. Onlar bağlandı filandı falandı. Böyle uğraşıyorlar yani. Ben de sabit bir yerde kendimi sabit bir yere tutunup üstüne bir şey düşmeyecek bir yer mümkünse. Bu arada tabii bu şeyler neydi o? Tayfalar böyle bir saat hacı şeyi, o koca crate'i, sandığı gemiye almak için canla başla çalıştılar. İşte vince biri geçti, oradan biri ipleri şey yaptı, üç kişi zaten kayıkla gitti aldı vesaire filan falan. O arada da tüm bunlar olurken oradaki gemi büyücüsü, o Mandela denen hatun, şeyde bu geminin arka tarafındaki kule var ya, arka kule diyorlar. Kaptanın dümeninin olduğu yer işte. O arka kulenin trabzanlarına yaslanmış bir şekilde böyle seyretti. Ve o işi yapan, toplayan elemanlar da böyle arada bir dönüp bakıp, ulan var ya bu kadın var ya çok sinir ediyor beni falan diye saydırıyorlar. Ama tabii kadının duymayacağı mesafeden. Ne olurdu bir yardım etseydim falan diyor bir tanesi, ama tabii sessiz söylüyor bunu. Adamlar bir saat uğraştı acı orada. Bir saat. Kadın orada durdu, seyretti böyle gülümseyerek falan. Çabuk falan diyor bir de böyle. Hani şey yapıyor böyle. Hadi. Acele edin biraz. Geç kalacağız diye. Adamlar böyle küfrede de kadına sandığı aldılar, koydular oraya vesaire. Ondan sonra tekrar yelkenler açıldı filan. Tekrar sandık yerine sabitlendi filan. Ondan sonra yola koyuldunuz, dümeni çevirdi adam vesaire. Vay diye baya bir toplam bir saat kaybettiniz yani. Sırf yok o sandık. Yok, afiyet olsun. Olayıyla. Ondan sonra kadın kılını bile kıpırdatmadı bu mevzuya. Kaptan da bir şey demedi. Ötekiler de bir şey demedi. Gündüz vakti bu arada. Güpe gündüz. Kestetsem mi diyordum. Bu kadın bir şey yapmasın. Ben niye bir şey... İşte karar senin. Bir inisiyatif alalım falan. Neyse arkadaşlar. Aynı günün gecesi de aynı fırtına aynı gücüyle devam etti. Bayağı bir esintili gece yolculuğu da gayet zor oldu. Ama bu fırtına sayesinde gemi tabii süper bir hızla yoluna devam etti. Yani gayet yol aldınız yani. Bütün gece de tayfalar çalıştı falan. Siz de tabii gündüz vakti görevliydiniz o gün. Genelde zaten gündüz görevlisiniz arkadaşlar. Sizi geceye vermiyorlar hiç. Yani gece görevi daha zor olduğundan dolayı. Hani deneyimli denizcilerin yapması gereken. Hani hem göreceksin hem sağa sola takılmayacaksın vesaire. Gemiyi tanıyan biri olman lazım. Ben bu arada bunu ya da elf olacaktı. Sen bilirsin. 6 saat. Olur. Her zaman mı? Her gün yaparım. Uyanıp kahvaltımı yaptıktan sonra ne olur ne olmaz bir şey olur. Hani bak tutunup kendimi tutup çekmem gerekecekti yukarı, yetmeyecekti standı. Yapayım bulunsun, ne olacak? Doğru. Nasıl olsa materyal sıkıntım yok, Ersan sağ olsun. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Hadi ben de çayları tazeleyeyim. Ben ne isteyeceğim? Sabah seçeceğim.
Bitti mi her şey? Bitti mi? Çikolata. Elindeki. Bir şey daha. Bir geldim. Herkes burada mı? Ya. Tamam. Oradan arkadaşlar siz üçüncü günü ve gecesi bu şekilde büyük bir fırtınayla boğuşarak geçirdiniz. Ondan sonraki iki günde yine güçlü bir rüzgarla yine süratle yol alarak yolunuza devam ettiniz. Fakat İlginçtir hani rüzgarın gücü aşağı yukarı genelde aynı olsa da ilerleme hızınız bazı günler değişiyor. Bunu anlayamadınız neden oluyor filan falan diye. Hani sormak isterseniz sorarsınız. Ondan sonra rüzgarın yönü sebebiyle. Tabii aynen öyle. Çok doğru. Hani muhabbetlerde falan denk geldi işte. Sen de söyledin ya rüzgardan mı böyle hani hızımız değişip duruyor falan dedin işte. Tayfalarda evet dedi rüzgar bazen dedi ters yönden esiyor dedi. Veyahut da tam arkamızdan esiyor bazen dedi. Tam arkamızdan estiğinde o zaman süper gidiyoruz dedi. Veya çaprazdan esiyor veya geri arkamızdan esiyor falan dedi. Ondan dolayı hızımız değişiyor bazen dedi adam. Ona göre değişiyor yani dedi. Yelkenler tabii kaptan tarafından ona göre yönlendiriliyor. Hani açısı değişiyor vesaire. Böyle hep beraber oturup yemek yediğimiz şey yaptığımız anlar oluyor mu? Oluyor tabii canım. Yani. Benim aklımda şey geçiyor. Tane bize şey diyormuş ya fakirlere bak. Fakirler. Şu anda gemide başka... Tanrı'dan başka şey yok değil mi? Konuk. Aynen. Yok. Hayır yok. O büyücü kadınla konuşacağım ben kahvenin muhabbet atsam böyle. Bir atman lazım. Sen o büyücü kadınla konuşmaya şey yaparken, hani düşünürken çıktın güverdiğe işte. Tam onun muhabbetini yapıyordun. Dün işte o crate şeye, trabzanlara vurdu. Paramparça oluyor orası. Evet. Ondan sonra oradaki o Anhur Pristi vardı ya. Hı hı. Anhur Pristi de geçmiş o kırılan trabzanların orada onlara bakıyor böyle. Hı. Yani gemi bu arada gayet güçlü bir rüzgarla hızla yoluna devam ediyor arkadaşlar. Ama geçen günkü fırtına gibi değil. O yüzden de gemi hani smooth gidiyor, düzgün gidiyor yani şey değil. Ondan sonra bu arada sen de o yukarıda dümenin orada olan büyücüye doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladın. Kırılan trabzanlara bakıyor böyle, düşünüyor. İçerken hemen laf atayım o zaman. Neyini düşünüyor? Nasıl tahmin edeceğini mi düşünüyorsun? Evet. Ya, baksana bütün trabzan böyle boydan boya kırıldı dedi. En az 2-3 metre yer paramparça oldu dedi. Bunun için, bunu tamir etmek için bizim biraz oduna ihtiyacımız var. Yedek odunlarımızı kullanmak istemiyorum. Acaba bu yakınlarda kıyıya yanaşsak mı diye düşünüyorum dedi. Yedek odunları kullanmak da ne sebep? Kıbrıs'ı su. Şu. Onlar acil durumlar için. Geminin altında bir yeri konuşuyor. Tabii. Onun için. Tamam. Yani o yüzden düşünsek mi acaba kıyıya yanaşmayı? Dedi. Biraz odun toplamak peki için. Peki nasıl dedi. Tamir edeceksiniz bunu? İşte gerekli odunu kıyıdan alacağız. Burada onu işleyeceğiz. Trabzan'ı tekrar tamir edeceğiz. Marangozumuz var dedi. Tamam.
gelişiyor yani. Aranızda yani, balta kullanmayabilen var mı diye sorarlar mı? Neyi? Aramızda balta kullanmayabilenler var. E tamam işte, ne güzel. Ben de seve seve yardım ederim. Yani gittin sen büyücüye bu arada. Kolay gelsin, ne yapayım? Büyücü gördüğüm kadarıyla şöyleydi bak tipi. Kadın böyle orada yine bir tane varilin üzerine oturmuş. Aynen böyle hani şeye doğru, geminin gittiği yöne tam önüne doğru bakıyor. Arka tarafta o dümenin olduğu tarafta. Kadının kafa böyle. Ve bu şekilde böyle sağa sola bakıyor. Falan yapıyor. Ben de oturabilir miyim? Falan yapıyor kendi kendine böyle. Acayip acayip şeyler yapıyor ben yani. Ben de oturabilir miyim? Nereye? Soruyorum kadına. Ha. Yanında fıçı yok mu başka? Var. Orada var. Yani. Soruyorum kadına. Evet, oturabilir miyim? Kadın direkt döndü, ben nereye dedi. Sana ayrı. Fıçı bitiyor bende. Olur, otur dedi. Niye soruyorsun ki? Ya sanki böyle hani kendinle bir konuşma içindesin de onu bölmek istemedim açıkçası. O yüzden sorma daha iyi geldi. Yok yok, şurada uçağın mantılarla konuşmaya çalışıyorum dedi. Ha, konuşabiliyor musun? Yok. Böyle yaparak konuşulmayacağını biliyorum. Ama deniyorum. Benler var bizim. Ve Kaan abilerin evinde yarın yemek pişmez. Çok şey var. Nasıl uçuyorlar mesela? Sen de uçabilirsin. Uçarım. Da kanatlarım yok öyle dedi. Onun da yolu var. Var. Bu şekilde uçabilirsin yani. Bilmiyorum, hiç denemedim. Denemelisin. Onlara sormaktansa kendini denemek her zaman daha iyidir. Ha, bilmem olabilir dedim. Yani, sen kafamı karıştırdın sen benim. Ne için geldin dedim, ne oldu? Konuşmak istedim. Sonuçta buralarda böyle büyüsel konularda sohbet edebileceğim fazla da kişi yok yani. Ha, konuş tamam, o zaman konuşalım tabii. Dedim, gayet sakinledi kadın böyle. Ne yapıyorsun peki? Bu arada arkadaşlar hani güçlü bir rüzgar olduğu için ortamda kaç? Beşinci günü. Yeterli güçte bir rüzgar var. Gemi yine normal seyrine devam ediyor. Çok fazla iş yükü yok şu anda. Hani günün çoğunluğunu hani ne bileyim 10 saat işte görev yapıyorsanız bunun işte 6 saatini falan dinlenerek geçiriyorsunuz. Görev zamanı dahilinde dinleniyorsunuz hatta yani. 4 saat falan ancak böyle gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz. Genelde yani sohbet etmeye birçok vaktiniz oluyor. Ben şunu merak ediyorum. Gemide ne tarz şeyler yapıyorsunuz? Yani bir gemide ne tarz büyüler daha çok yardımcı oluyor? Öncelikle yelkenleri koruman lazım ateşten. Onları yaptım ben dedi. Hmm. Tabii geminin güvertesini de korumak lazım. Onları da yaptım ben dedi. Mantıklı, yanmaması için. Evet. Başka? Başka birçok şey var. Mesela oradaki balistanın oklarını güçlendirdim dedi. Attığımızda daha etkili olacak biraz. Büyüyle. Hangi büyüyle? Büyüyle. Ha. İsmini mi soruyorsun? Evet, adı nedir? Ha, ismini. Neydi dedi. O ateşli bir şeydi. Flamaro. Aa evet, Flamaro, doğru. Evet. Yok, soruyorum ki herhangi ekstrem bir durum olur. Hani gemide neler yapılabileceğini bileyim ki ona göre. Gibi bir durum olursa yardımcı olabileceğim siperler olsun elimde. O arada Tani, sen bu kadınla konuşurken yakınızdan o ikinci kaptan Seyit geçti. Hı hı. Geçerken de böyle hani kadının böyle aval aval bakındığı bir anda seninle göz göze geldi. Böyle yaptın. Çok muhabbet etme, kafayı yersin gibi. Ama ben sallamıyorum. Benim için ikinci kaptandan sonra bu kadın daha konuşulabilir. Evet tabii yani mantık olarak. Yani birçok şey yapılabilir sonuçta siper olarak dedim. Yani ama bunu gemi büyücüsü... Böylesi. Gemi büyücüsü değilim ben, bir halrabüyüsü. Halrabüyüsü. Aa, halrabüyüsü. Evet, ben bir halrabüyüsü. Ben de diyorum, nereden hatırlıyordum bu tipleri? Hmm. Doğru. Senin nasıl zırhın var? Bu da özel bir gün. Hmm. Çok güzel. Çok beğendim. Güzeldir. Bu deseni özellikle kendim yaptım. Bu benim zırhım. Hmm. Sevindim dedim.
Güzel durmuş. Şık. Ama kadın gördüğün gibi böyle paspal bir kıyafeti var üzerinde yani. Bir şey daha soracağım. Köylü gibi duruyor. Ben şeyi soracağım. Mesela suya düştüğünde seni kurtarabilecek ne yapabilirsin? Evet. Hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. O yüzden öğrenmek için soruyorum. Ben çok karşılaştım. Tahmin edebiliyorum. Evet. Bilimden düştüm. Başka. Bilimden düştüm. Halle düştüm. Yani çok oldu yani. Vallahi yeterli diyorsun. Yeterli. Başka şeyler de var. Hani levitate olur, fly olur, suyun üzerinde yürümek olur. Ne bileyim. Yani. Bunun anlamını sormak istediğim. Çok şey var da şu anda martılar. Tamam, sen onlarla kur. Ben daha fazla bölmeyeyim. Tamam. Teşekkürler. Yedin gittin sen. O da sizin o Trabzanları inceleyen Anhur Priest'i Pariyen kaptan diye seslendi uzaktan böyle. Eleman baktı oradan Seyit. Abi. Trabzanlar için yanaşmalıyız bence de. Hey. Donuyor. Bir dakika. Çıkıp donuyor mu? Evet abi, donuyor orada ya. Geçici bir şey. Hemen kamerayı kapatayım ben. 5 dakika bir ara verelim. Şeyi alın, bir sıkı diyordum. Yeniden bir numara vermiş olalım. Bir 5 dakika ara verelim mi? Hem de konuşmayı bir sıfırlayalım. Olur. Olur. Tamam, o zaman 5 dakika ara verelim, kapatalım bir konuşmayı, tekrar gireriz. Tamam.
Geldim. Hoş geldin. Alo. Annyeonghaseyo. Öğreniyoruz maşallah. Bilgisayar bağlantısı kesildi. Ondan dolayı buradan şey yaptık. Sen de onu tak böyle çünkü ses daha güzel gidiyor. Bilgisayar DM'e fake attı. Evet, aynen öyle. Aynen. Şu anki sesi iyi. İşte kulaklığı mikrofonu çok güzel alıyor sesi. O yüzden onunlayız şu anda. Evet, evet. Geliyorum. Şunu koyabilirim. Buraya koymayacağım. Şimdi geçeceğim buradan. Tamam. Geçene kadar şöyle koyayım en azından. Bir bağlantımı sıfırlayıp tekrar bağlanacağım arkadaşlar. Burada mıdır herkes? Buradayız. Bir Zeki abi gitti sanırım. Tamam. Tekrar bağlandım. Bir de Skype'ı açıp girersem çok iyi olacak. I'm back. I'm back. Willkommen. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? İnternete bağlanmaya çalışıyorum bilgisayardan Skype'la. Bağlantıdan düştüm de kablosuz bağlantısı gitti. Yenilemiştim bağlantıyı. Bilgisayardan kullanmana illa gerek var mı ya? Buradan da kullanabilirsin. Telefon da iyi. Yani yetiyor ama yine de buradan bağlanmayı tercih ediyorum. Ha, diyorsun ki ben sizi büyük ekranda görmezsem yapamam mı diyorsun? Tabii canım. Tabii hiçbiriniz kamerayı açmadığınız için. Hiçbir şey göremiyorum ama. Görmezsem edemem diyorsun diyen adam hiç kamerasını açmadı. Ya işin aslı bilgisayardan kayıt alıyorum arkadaşlar. Buradan kayıt almıyorum o yüzden. Alınıyor mu ki buradan? Bilmiyorum. Değiştiremedim. Alınıyormuş. Bak kaydı başlat yazıyor. Neyse. Vallahi ben de görmüş olduk. Kayıta başlayacağım. Niyet ya ettim, niyet eledim. Skype bir şey yapıyor yani. Kayıta başlamaya uydum Skype'a. Şimdi bunları alalım. Ne kadar olacak? Allah'ım yarabbim ya. Skype mallaştı bende. Oy. Ya bizde Zoom üyeliği olsa kaydı yayına çevirebiliyor mu Zeki abi? Çevirebiliyorsa daha iyi, daha stabil. Elif abla, mikrofonu kapatır mısın? Geliyor mu arkadaşlar? Az geliyor abi. Atakan. Efendim. Şimdi biz bunu Kaan abiyle konuştuk. Benim pek niyetimi ben ona tam anlamıyla söyleyemedim ama ben diyorum ki ben bir de Nodachi Weapon slotu kassam, Nodachi almak istesem mantıklı mı? Oğlum sen mantıklı görüyorsan niye olmasın? Yok yani sen bu şeyi az çok biliyorsun diye söylüyorum yani. Soruyorum. Ya ben şöyle düşündüm. Geliyor mu arkadaşlar? Geliyor, az geliyor abi.
Hala Muaz geliyor ya. Evet. Bir de çok fazla birinden cızırtı geliyor. Yani dip ses Hande'den geliyor. Hande'den geliyor galiba ya. Ses Hande'den geliyor galiba da o önemli değil. Ben takılmıyorum ona. Yok benden yok. Benden mi geliyor? Sanırsam. Yok ya, yani Hande'den gelmesinden çok senin sesini baskılıyor biraz. Aha. Evet bak Hande'denmiş harbiden. Şimdi dip ses gelmiyor. Şimdi geldi. Hande açtın mı mikrofonunu? Açtım, açtım evet. Ben evet, olunca. Sendenmiş. Nereden geliyor acaba? Ya mikrofonun şeyinden. Ya önemli değil o kadar, beni rahatsız etmiyor açıkçası. Ya senin sesin az gelince biraz duyamadım da ondan dolayı söyleyeyim dedim abi, sıkıntı yok yani. Evet evet. Sesimde düzelme var mı arkadaşlar? Daha iyi evet. Yani. Tamam. Tamam o zaman, o toparladı galiba. İlk ben anda biraz aynen kapatsın. Tamam. Görüntü de açayım bakalım. Herkes burada mı arkadaşlar? Evet. Evet. Atakan? Buradayım abi, buradayım. Tamam. Zeki? Oo yok. Yemek hazırlamaya gittim demişler. Öyle mi? Neyse tamam. Şey gelince katılır sonuçta. Şimdi şey diyeceğim. Daha ne kadar devam ederiz? Saat 12'yi 12'yi geçiyor. Ben soracaktım abi benim. Ben birazdan kaçacağım ya. Yani 12 diyordum ama buçuk gibi şey yaparım diye düşündüm. Niyetlenirim diye düşündüm. Hande sen ne diyorsun? Atakan sen ne diyorsun? Bana fark etmez. Abi ben sabah yine kalkacağım. Benim pilim bitiyor zaten. Onu soracaktım sana demin de. Muhabbetler olunca dedim bekleyeyim. Dur bakalım. Zeki de gelsin madem de. Ya bence iki noktası daha ilerlemeyeceksek bırakabiliriz. Valla bana fark etmez. Ben çünkü evdeyim biliyorsunuz. Yani herhangi bir şeyim yok yani. Basıntım yok. Erdem'le Atakan Ali en çok şey yapmak isteyen, bırakalım diyen sonuçta. Tabii tabii çalışacak sonuçta. Aynen. Ben de sabahlayacağım abi. Belge başında. İş kitlediler ha sana. Ya kardeş olmak bunu gerektiriyor, ne diyeyim. Tabii canım. Olacak bu kadar. Selam söyler mi abi? Aleyküm selam canım. Söylerim tabii ki. Garibimi de çalıştırıyorlar. Üzülüyorum. Sıkıntı oluyor ya. Senin iş durumu ne oldu Hande? Ben haftada bir gidiyorum. Ama yani ücretsiz izindeyim. Haftada bir gidiyorum. İşleri toparlıyorum. Çıkıyorum öyle. Yarın yine gideceğim. Bakalım. Öyle sadece bir güne. Ha bir gün de değil yani şey, onlar getirip götürüyor zaten. Tamamen 11'den önce almaya gelmezler beni. Akşam 4 gibi de evde olurum yani. Kısa. Ha öyle işte faturaları şey yapıyorum. Rahat. Çok rahat da işte. Maaş olmaz kötü. Evde devlet yani memuruyla yaşamanın tadını çıkarıyorum şu an. Annem. İyiymiş ya. Zeki geldin mi Zeki? Zeki yok.
Ya en son bu oradaki Anhur Christi şey yaptı işte. Duydunuz mu orayı? Altana dedi. Trabzanları halletmek için yanaşmamız lazım filan dedi. Ondan sonra ben devam edeyim madem. Hı-hı. En tamam. Azından siz de kararınızı verirsiniz, toparlayacağımız yere kadar gideriz. Ondan sonra kaptanla birazcık konuştu bu ikisi işte. En sonunda tam yanaşalım diye karar verdiler. Ondan sonra dümeni kıyıya doğru çevirdiler. Kıyıya doğru yaklaşmaktasınız arkadaşlar. Bu gidiş esnasında da kaptan Seyit işte ikinci kaptan. Bu arada arkadaşlar genelde ikinci kaptanı görüyorsunuz. Asıl kaptan geceleri çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Uh-huh. En azından şu anda öyleydi. Yani yarın öbür gün ne olur belli olmaz da. Ondan sonra kaptan Seyit herkes bir beni dinlesin diye seslendi. O dümenin olduğu taraftan. Yüksek yerden yani. Herkes durdu işte yani kaptanı dinlemeye. Ondan sonra dedi ki şimdi kıyıya yanaşacağız. Oradan biraz odun toplamamız gerekiyor dedi. Maalesef bu yakınlarda başka bir hani yerleşim yok. O yüzden hani herhangi bir ağaçlıktan biraz odun keseceğiz dedi. Bunun için gönüllü olmak isteyen var mı dedi aramızdan. Ben elimi kaldırdım. Bana dedi. Elimizi kaldırdık. Bana takımın dedi 4 ila 6 kişiden yeter. Takımın bunun için gönüllüdür dedim. Ya ben takımım bunun için gönüllüdür dedim. Masaüstü soruyorum. Baltada için olmam gerekiyor mu? Yok. Ay tamam o eğer zaman. İlla ki balta kullanabilecek biri vardır yani aranızda, ne olacak? Ha yok, ben ne yapacağım ki balta şey açayım. Ben taşırım falan. Gelirim ya, ne olacak? Gelirim. Yani hani gelmek istiyorsanız hani özellikle size de baktı tabii. Ya ben zaten ilk önce elimi kaldırdım. Balta kullanabilen biriyim. Yani benim hiç sorun olmaz diyor. Ya yani ben de direkt takım adına söyledim. Vallahi ben sıkıntı yok, tamam. Yardım ederim. Arsan da eminim ki burada olsaydı gelmek isterdi. Hem de ormanda, kendi doğal ortamında. Neyse o zaman kaptan özellikle sizlere döndü. Siz sayıca yeterlisiniz zaten dedi. 6 kişisiniz. Bu işi gidip halletmek ister misiniz dedi. Olur tabii. Yani takımda balta bir tek ben varım dedi. Ya önemli değil. Herkes balta savurabilir. Hani azıcık strength'i olan adam yapar yani. İlla hani proficient olmana gerek yok. Sen baltamı takıyor musun? Yani, sırtında zaten canım. Ya neyse, arkadaşlar. Değerli baltanı kullanma da gemiden balta al veya bir şey olur falan, bir de baltan hasar gördü de kullanamazsın, edemezsin. Benim baltama bir tabii, şey olmaz. Gemiden abi. Zaten gemiden zaten arkadaşlar size gerekli takım taklavat veriliyor. İp veriliyor işte, balta veriliyor. Küçük el baltaları falan da verdiler. Hani dalları falan sıyırmanız gerekirse falan diye. Hı hı. Ondan sonra İmir sen de hani kıyıya kadar dedi adam. İmir sen de dedin ben hani çok iyi kürek şekerim hesabı. Seylemik var ya sende. Aynen. Ondan sonra o yüzden başka bir adama ihtiyacınız var mı diye sordu kaptan. Yani var ne mı? Kadar sürecek ki? Arsam da gelsin biz. Bu gelsin. Biz bu odunları ya kestiklerimizi orada mı işeceğiz, gemide mi işeceğiz? Gemide işleyeceğiz. Adam dedi ki size işte hani şu kadar bir odun getirseniz yeter dedi. Tarif etti size kaptan. Nereye bu arada iniyorsun? Ben şeye bakıyorum abi, o büyücü elf vardı ya, ona bakıyorum çünkü bunalmıştır büyük ihtimal gemide.
Yo, adam gayet sessiz işini yapıyordu gemide yani. Ben yani şey soracağım. Bunalma havası görmedim. İndiğiniz yer neresi? Ne? İndiğiniz yer neresi? Ya, kıyı... Sembiya kıyıları dedi yani. Ha, tamam. Onu... Hangi topraklar olduğunu sadece öğrendim. Issız, sessiz bir yer ama onu diyorsanız bir şehre falan gelmedik. Yok burada bir yerleşim dedi yakınlarda. Tamam. Ya bu şekilde ıssız gitmek pek de akıl tut. O yüzden hani şey yaptı adam yani. Bir de balık. Adamlar biliyor zaten ne gerek. Yani hani sizin bile hatta bu ne? Abi matarayla su alalım. Aynen. Abi bu arada aynen. Benim bağlantı çok kötü. Burası dediğiniz hani hiçbir şey yerleşim. Anlayamıyorum abi. Hadi ya. Abi yayın falan hani, açıksa... Şu an biraz daha iyi de. Geçici bir şeydir muhtemelen Zeki. Yani dalgalanıyor gidip geliyor sonuçta şey bağlantılar. Neyse arkadaşlar sizde söyledi işte hani burada bir herhangi bir yerleşim yeri yok. Issız bir yere ineceksiniz şu ilerideki ağaçlıktan biraz hani malzeme toplayabilirsiniz dedi. Kıyıdan yaklaşık 150-200 metre hatta 100 metre falan uzakta gemi direkt demirledi olduğu yere. Şeyi saldınız yani geminin demirini. İsterseniz burada da bırakabiliriz arkadaşlar kıyıya çıkmadan. Çok iyi olur abi ya. Kurulukta şey vahşi hayvan çıkacak olur falan filan. Hani harsan da olur bir dahaki oyunda ona göre devam olur. Hı. Evet. Ne dersiniz arkadaşlar bırakalım mı? Bence çok iyi olur. Olur tamam, fark etmez tamam. Benim için şu anda. Bağlantılar bir sıkıntı. Ya olmadı. Biz devam ederiz derseniz ben çıkayım abi. Siz devam edin. Ben çünkü uyumam lazım artık. Karar sizin valla. Hani benim için bir şey fark etmiyor çok. Yani, ben kalırım öyle bir şey olursa da şey de yaparız. Öyle bir şey olursa da hani devam edelim falan diyorsanız hani şey yapmayanlar kıyıya inmez. Hani Harsan mesela gemide kalır, işte Toku gemide kalır, Emir gemide kalır. Böylece hani fazladan NPC de olmaz yani yanınızda. Tamam şu anda bir Atakan şey yapalım diyor herhalde. İki, bir kişi daha gidelim diyorsa keselim. Erdem de gidiyor abi. O zaman keselim abi. Erdem de gidelim diyor. İki aynen. Kişiyiz yani. Üç kişi kalıyoruz. 3 tane player oluyorsunuz yani. Hı hı. Alın. Keselim bence. Yani bırakalım derseniz bırakalım. Tamam keselim yani o zaman ya. Yeter bu kadar. 3 kişi pek bir manası kalmıyor çünkü. Tamam. Tamam hocam. Yo aslında her zaman tek kişi hani, internetten hani WhatsApp'tan vesaire tekil işleriniz varsa halledelim diyorum. Onlar da sonuçta bir sürü şey yapmak oluyor. Bu da onun gibi bir şey olabilir sonuçta. Neyse. Tamam bırakalım madem. Eline sağlık. Arkadaşlar. Eyvallah. Abi. Bugün kombatsız geçti. Biraz kısa oldu çünkü. Yani yaklaşık 3 saat oynamadık. Tamam bakalım. Hadi görüşürüz o zaman hepinize. Teşekkür ederiz. Hani ekstra hani bir şey sormak isterseniz istediğiniz zaman sorun. Sağ ol abi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi görüşürüz. Bay bay.